Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, önce her birinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Arkadaşımız benim genel üzerine bir konuşma yapacağımı söyledi ama ben bu konuda affınızı istirham ediyorum. Genel üzerine zaten konuşması gereken konuşan arkadaşlarımızı biraz önce dinledik. Sadece bizim neslimizin merhumla nasıl bir münasebet tesis ettiğinin kısaca zikredilmesi belki anlamlı olabilir diye düşündüm bu akşam. Eğer söylenti doğruysa Kristof Kolomb'un Amerika'yı aslında Hind'i ararken yanlışlıkla bulduğu ve hatta orayı uzun bir süre Hint zannettiği söylenir. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Bizimki bunun biraz tersi gibi oldu. Biz Genon'la münasebetimizde Genon, Frischof Schön, Martin Links ve Seyyid Hüseyin Nasr münasebetimizde bizim neslimiz aslında Amerika'yı ararken Genon üzerinden Hind'i tanıdı. Ve benim modern dünyanın bunalımını tercüme etmiş olmam da yine böyle biraz ironik bir meşe de taşıyor. Muhterem mahdumları peder âlilerinin latif zikrinden bilhassa zevk aldıklarını söylemişti o bir yerde okuduğum kadarıyla. Onun için bir latifeyle bu tercümenin nasıl gerçekleştiğini anlatırsam bana hak verirsiniz zannediyorum. Söylendiğine göre adamcağızın birinin eline çok kıymetli bir inci geçmiş. Hanımı da ısrarla bundan kendisine bir kolye yaptırmasını rica edince kuyumcuları dolaşmaya başlamış. Fakat kime götürse işin erbabı olan kuyumcular bunun çok kıymetli bir tane olduğunu, ince olduğunu, her ustanın bunu delemeyeceğini, elinin titreyeceğini, incinin kıymetini bilenlerin elinin titreyeceğini, dolayısıyla çatlatabileceğini düşünerek hiç kimse kabul etmemiş. En sonunda demişler ki kapalı çarşıda filanca ustaya gidersen yapsa yapsa o yapar. Ona götürmüşler, götürmüş. O da baktıktan sonra inciye biraz da umursamaz bir tavırla arkada oturan çırağına evladım al şunu del diye şöyle uzaktan atmış. Çırak da ustasının emrini yerine getirip tırırt diye inciyi delmiş. Buyur ustacığım demiş. İnci sahibi biraz şaşırmış, demiş ki ya ben bu kadar yer dolaştım, bu kadar ustaya sordum, hiçbiri cesaret edemedi. Size getirdim, en ehilsizmişsiniz. Size getirdim, siz de çırağınıza gayet şey bir şekilde verdiniz. Usta da demiş ki, evet biliyorum, onun için öyle yaptım. Ben de delemezdim ama o bilmiyordu. Bu incinin değerini bilmiyordu, onun için o herhangi bir inciyi deler gibi ona da geldi. Benim modern dünyanın bunalımını çevirmem biraz böyledir. Meğer hakiki usta Mustafa Tahralı hocamız uzun bir zamandan beri inciyi elinde çeviriyormuş. Bizim bundan da haberimiz yoktu. Dolayısıyla biz böyle bir haddimizi aşan bir işe soyunmuş olduğumuzu sonradan anladık. Ama sağ olsunlar hocamız da daha sonra kendisine müracaatımızda arzu ederseniz bu tercümeyi biz çekelim, sizin tercümeniz
ile okuyucumuz bunu tanısın diye arz ettiğimizde lütfettiler. Bu tercümenin de piyasada kalmasının uygun olacağını söylediler. Bu vesileyle bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Genon ve biraz önce ismini zikrettiğim diğer tradisyonalistlerle münasebetimizle dediğim gibi aslında batıya gidenlerin ulaştığı, batıda bir şeyler olduğunu zannederek oraya doğru yola çıkmış olanların ümit ederek, zannederek demeyelim, ümit ederek ve oradan da bir şeyler bularak yola çıkmış olanların neticede vardıkları güzel bir menzil oldu. Ben bu vesileyle bu gece Genon'u anmamıza vesile olan, bu geceyi tertip eden başta Cemal Nur hanımefendi olmak üzere öncülük eden bütün dostlarımıza, büyüklerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hürmetler sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Aslında şık takdimidir. Bir hediye takdim edeceğiz. Efendim ve siz vereceksiniz. René Genon'un şiltini, özel dost ödülünü sizin ellerinizle oğluna takdim etmenizi rica edeceğiz. Ama size de gecenin anısına bir hediyemiz var. Onu da efendim René Genon İslam Ansiklopedisi'nde maddesi var. O maddeyi yazan ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, sağ olsun var olsun, Profesör Doktor Mustafa Tahralı hocamızı davet ediyorum. Lütfen efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam.